arkadaşlar. Teşekkür ederim. Değerli basın emekçileri, öncelikle düşüncesini ifade eden, gerçek haber yazdığı için ne yazık ki cezalandırılan, tutuklu olan, hükümlü olan, susturulan, kapatılan bütün basın mensuplarına ve basın kuruluşlarına özgürlük talebimizi buradan yeniliyoruz. Özgür basın olmadan o ülkede demokrasiden ve özgürlüklerden bahsedilemez. O yüzden basın emekçilerine özgürlük, özgürlük taleplerimizi yeniliyoruz. Ayrıca yarından sonra 1 Mayıs emekçinin, köylünün, işçinin mücadele dayanışma bayramı. Korona sürecinde bütün dünyada tedbirler alındı. Birçok insan sokağa çıkmadı, evinde geçirdi süreci ama yine sokaklarda, yine mücadelenin içerisinde, yine korona ile savaşta emekçiler vardı. Başta sağlık emekçileri olmak üzere tarlada çiftçiler, maden ocaklarında işçiler, kent sokaklarında temizlik yapan, çalışan, şoförlük yapan yani koronavirüs sürecinde hem canıyla sürecin içerisinde olan hem de emeğiyle toplumsal yaşamı sürdürmeye çalışan bütün emekçilerin üreten çalışan bütün emekçilerin insanca yaşayacağı ve 1 Mayıs'ları insanca kutlayacağı 1 Mayıs günleri özlemini bir kez daha yenileyerek 1 Mayıs emek dayanışma ve mücadele gününü tekrar kutluyorum. Değerli basın emekçilerim. Gündem çok sık ve çok hızlı. Koronavirüs süreci bir taraftan insanlığı sorgularken bir taraftan da ülkelerde yapılan her şey gözler önünde görünüyor. Yakın tarih. AKP Genel Başkanı ve Bakan Tarım Bakanı çeşitli açıklamalar yaptılar. Dediler ki çiftçinin mayıs haziran borçlarını 6 ay faizsiz olarak erteliyoruz dediler. Ertelecek erteledikleri toplam para 6 milyar. Ve bunlar hazine tarafından sübvanse edilmiş olan kredi borçları. Yani düşük faizli. Türkiye'de 2002 yılında 2 milyon 765 bin üreticimiz vardı ÇKS'ye kayıtlı. 2019'da bu sayı 501 bin azalarak 2 milyon 265 bine düştü. Ve aynı tarihte 2002 yılında çiftçimizin toplam 3 milyar TL gibi borcu vardı. 2019 sonu hatta bugünler itibarıyla çiftçinin resmi ve özel Kamu yani özel bankalar olmak üzere toplam 119 milyar civarında borcu, Tarım Kredi'ye de 10 milyar borcu olmak üzere toplam 130 milyar borcu var. O 3 milyar üzerinden ele aldığımızda çiftçinin borcu hemen hemen 40 kat olmuş durumda. Ayrıca ayrıca tohumcuya, gübreciye, işçiye, elektriğe, suya ve ilaca olan borçlarını da üst üste koyduğumuzda elbette net bir veri yok ama yaklaşık olarak 160 milyar TL'lik bir borç. Çiftçi bu borcu artık ödeyemiyor. Yıllardır hükümet üst üste ertelemeler yaparak borç sarmalını kar topundan çağa dönüştürmüş durumda. Yani çiftçi zaten borcunu ödeyemiyor. Ama iktidar güzellemeler yaparak, algı yöneterek, açıkçası aklımızla alay ederek, durmadan rakamlarla oynayarak bir süreci götürmeye çalışıyor. Çiftçinin temel sorunlarına, üretimin temel sorunlarına, tarımın temel sorunlarına dair tek bir çözüm önerisi yok. Sahici olan, sonuca ulaşan. 6 ay ertelediniz. 6 ay sonra bütün bu borçlar geldiğinde Nasıl ödeyecek bu çiftçi? Altı ay sonra çiftçiye piyango mu vuracak? 160 milyar TL borç. Bunun sadece tarım kredi resmi bankalar olan borcu 130 milyar. Bu 130 milyar borca karşılık siz 6 milyarlık borcu sadece 6 ay uzatıyorsunuz. Gerçekten kargalara güldüren bir hareketle bir ülkeyi yönetemiyorsunuz. Farkında mısınız bilmiyorum. Ama halk bunlara inanmıyor. Bütün dünyada çiftçilere övgüler yağılırken, bütün çiftçiler alkışlanırken, teşekkür edilirken bizim çiftçimiz şu anda tarlasına gidemiyor, çay toplanamıyor ve deyim yerinde ise ciddi sorunlar var ve bu sorunlara karşılıksız sadece 6 milyarlık bir borcu 6 ay faizsiz ertelediğinizi söylüyorsunuz. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Sadece 2020'nin ilk 2 ayı Çiftçinin borcu 4 milyar 48 milyon TL arttı. 4 milyar 48 milyon. Umarım duyuyorsunuzdur. Umarım görüyorsunuzdur. Umarım biraz kendinize geliyorsunuzdur. Çünkü biraz sonra söyleyeceklerimizle iktidarın aslında ne kadar bu ülkeden uzak yaşadığını bir kez daha görmüş olacağız. Diğer bir konu yine zaman akıyor. İktidar öyle enteresan işler yapıyor ki arkadaşlar. Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketleri var. Tarım Kredi Kooperatifinin merkez yönetimi var. Bu merkez yönetimine bağlı Tarım Kredi Birlikleri AŞ var ve buradan da Tarım Kredi Birlik AŞ'nin bileşeni olarak yani onun isteği üzerinde, isteği altında çalışan Tarım Kredi Kooperatifleri marketleri var. Bu marketlerin yönetim kurulu bir hafta on gün önce görevden alınmıştı. Geçici olarak oraya Yavuz Mehmet Bulut diye bir vatandaşı atadılar. Bu adam daha önce görev yaptığı ve kurucusu olduğu bazı şirketlerin ilgili bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda tahşiş ve sahtekarlığı üzerinden yaptığı deşifrelerde bu firmaların göründüğü, bu firmaların olduğu çok açık. Bu firmalardan bir tanesi Anadolu Eksper Gıda, diğeri diğeri Donnell Gıda. Birinin yönetiminde olup bir süre durmuş, birinin kurucusu olmuş, oradan ayrılmış. Sonuçta bu firmalar şu anda var ve defalarca bakanlığın tahşiş ve sahte ürün cezaları almış firmaların yönetiminde olan daha önce olan bir vatandaşı şu anda halkın gıda güvenliği için halkın gidip alışveriş yaptığı marketlerin müdürlüğüne getiriyorlar. Bu nasıl iştir? Fahrettin Poyraz Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü. Tanzim satışlar sürecinde bu kooperatifler zarar etti hazineden karşılandı. Çiftçiye en yüksek faizi bu kurum uyguladı uygulamaya devam ediyor makina, gübre, tohum, ilaç, nakit, para desteğinde sürekli farklı faizler uygulayarak ne yazık ki son bir buçuk iki yılın en yüksek faiz uygulayan kuruma halinde. Şu soruyu sormuştuk. Tarım Kredi Kooperatifinin merkez yönetim organları kaç para maaş alıyor? Ve şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri yönetim Kooperatiflerin marketleri müdürlüğüne atanan Yavuz Mehmet Bulut ne kadar ücret alacak? Bunu bir açıklayın. Bir de tarım kredi kooperatifleri marketlerinin kiraladıkları yerlerin kira bedellerini açıklarsanız bu kooperatiflerin halk yararına mı çalıştığını iktidarın ve belirli bir zümreyi zengin etmek için çiftçinin sırtında yeni kambur mu olduğunu çok net, çok açık bir şekilde göreceğiz. Ciddi ciddi yaptırımlar olması gereken bir süreçte ne yazık ki yine buralar arpalık olarak değerlendiriliyor. İktidar kendi yandaşlarını buradan beslemeye devam ediyor. Bununla da kalmadı iktidar. Şubat ayında bir açıklama yaptılar. Şubat ayında işlem yaptılar ve şeyini açıkladılar. Dediler ki Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yatırım teşvik belgesi adı altında 671 71 kuruluşu destekledi. Elbette bu doğal yapabilir. Ama o kurumlardan bir tanesi çok dikkat çekiciydi. Kargil. Dünyanın en büyük Amerikan şirketlerinden bir tanesi. Ve Türkiye'nin en büyük nişasta bazlı şeker, sentetik şeker üreten firması. Ve bu firma 2018 yılında bir rapor hazırlamıştı. Rapor Türkiye'de şeker fabrikalarının özelleştirilmesi gerektiğini. Eğer Türkiye'de şeker fabrikaları özelleşirse nişasta bazlı kotanın çoğalacağını ve nişasta bazlı ürünlerde kotanın kaldırılmasını, Türkiye'de ekonominin büyüyeceğini, daha hızlı bir büyüme sağlanacağını, istihdam olacağını, üretimin artacağını ihracatın artacağını söylemişti. Dolayısıyla şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğru olacağını söylemişti ve karar süreçlerinde de kendilerinin olmasının yarar getireceğini söylemişti. O tarihten itibaren şeker fabrikalarının 14 tanesi özelleşti ve Türkiye son bir buçuk iki yıldır ciddi anlamda da şeker ithal eden, ithal eden ülke haline geldi. Aynı zamanda bu fabrika 2018 yılında Türk İş'e bağlı Gıda İş Sendikası'nın örgütlenme sürecinde 14 personelini kapının önüne koydu. 2 yıl hukuksal mücadele sürdü ve hukuksal mücadeleyi emekçi çocuklar kazandılar, çalışanlar kazandılar. İşe iade, işe iade ve örgütlenme sürecinde yaşanan işten dolayı, işsizlikten dolayı yaşanan tazminatı da hak ettiler. Hala mücadele sürüyor. Önce İznik'te fabrikada başladılar. Sonra İstanbul'da genel müdürlüğe gittiler. Tekrar fabrikaya geldiler. Korona sürecinde ara verdiler. Tekrar mücadeleye devam edecekler. Bu fabrika ya bu Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yeni yatırımı için 44 milyon elli, 659 bin 079 TL'lik yatırımına yaklaşık olarak yatırım katkı oranı yüzde otuz. Vergi indirimi yüzde yetmiş. Gümrük, gümrük vergi muafiyeti ve KVDV muafiyeti istisnası sağlamaya dair o sözleşmede, o açıklamada yer vermiş durumda. Geldiğimiz noktada iktidar şirketlere, yandaşlara var hızıyla onlarla birlikte yürümeye devam etmekte. Yani halkın maske ihtiyacı varmış, halkın gıda ihtiyacı varmış, halkın başka ihtiyaçları varmış. O başka bir tarafta ama şirketlerin ihtiyaçları başka bir tarafta. Bununla da kalmadı iktidar. Devam ettiler. Devam ediyorlar bu ülkeyi ciddi anlamda yandaşlarıyla talan etmeye, yağmalamaya. Fırsat o fırsat. Her şeyi kullanıyorlar. Her şey. Uzunca bir süredir yine bu salonlarda ve meclis salonlarında söyledik. Dedik ki bir ülkede en önemli şey tarımdır. Gıdadır. Ve elbette tarımda da en önemli şey tohumdur dedik. Üst üste kanunlar çıkardılar. O kanunlardan bir tanesinde de yerel tohumların alınıp satılması, atalık tohumların yerel halk tarafından alınıp satılması, ekilmesi, biçilmesi yasaktı. Sadece kendi ihtiyaçları için ekebilirlerdi ama başka türlü ticarete konu edemezlerdi. TİGEM'in başına bir personel atadılar. TİGEM müdürlüğüne birini atadılar. Bu arkadaşımız aslında Karfursa'da çalışan CEO konumunda olan bir kişiydi. Ayşin Işık Gece diye bir yönetici. Bu TİGEM'in başına geldikten sonra TİGEM Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en önemli kurumlarındandır. Eski haralardır denişim yaşadılar TİGEM oldu. Ve TİGEM'lerin en büyük özelliği stratejik ürünlerde tohum üretmek hayvan ıslaha yapmak, o tohumları gerçek anlamda üreticiye en uygun şekilde sunmak. Yani deyim yerindeyse ülkenin temel stratejik ürünlerinde can simidi olmak, zor zamanlarda üreticisine bu tohumları vermek. Ama kooperatif aracılığıyla, ama birlik aracılığıyla, ama direkt üreticiye. Yani TIGEM'in asli görevleri merasından tutun da her türlü bitkisel ve hayvansal üretime kadar ülkenin temel Resmi kurumu olarak görev yapmasıdır. Ama diğer kurumlarında olduğu gibi buraya da özel sektörden ticareti iyi bilen birilerini atadılar demek ki. Çünkü hemen ondan sonra Tigem'in şansı açıldı. Aynı zamanda Karfursa ve Migros'un da şansı açıldı. Karfursa Tigem'den gelen tohumları satacak. Hangi tohumları? Yerel tohumları. Yerel tohum adı belli. Ne demek yerel tohum? Atalık tohum ve yerel tohum. Atalık tohum evet sadece o bölgede ve bütün genetik yapısı oraya ait, o bölgeye ait, o ülkeye ait, o yere ait ürün. Yerel tohum o bölgede çeşitli zamanlarda gelmiş ama o yöresel koşullarda en iyi yetişen, orada kendine yer bulmuş, oranın iklimine, suyuna adapte olmuş tohumlardır. Yani siz Giresun'un ilçesinde üretilen bir tohumu Antalya'nın Karfursasına sattığında sattığınızda bu başka bir şey olur. Bu olmaz. Bu doğru değil. Defalarca söyledik. Halkın tohumunu halktan alıp halka on kat parayla satamazsınız. Halkın tohumu halkın olduğu yerde ...kendi yaşam alanı içerisinde elde edilir ve orada değerlendirilir. Birbirlerine tohum takasıyla veriyordu bu insanlar bunu. Anladık ki biz o yasalar, o kanunlar aslında bunun için çıkmış. Bizim anamızdan, babamızdan, dedemizden, binlerce yıllık kültürümüzden gelen tohumlarımız... ...aslında birkaç şirketin raflarında şirketleri zengin etmek ve halkın tohumunu halka çok yüksek parayla satmaktan. Yani aslında ülkeyi, devleti, tarımı, toprağı hızlıca şirketleştiren, hızlıca tüccarlaştıran bir mekanizmayla karşı karşıyayız. Kınıyorum gerçekten. Anadolu'nun ücra köşesinin o geleneksel tohumunun Karfursa'da, TİGEM'in tohumunun TİK Karfursa'da, Tarım Kredi Kooperatiflerinin tohumunun Migros'ta satılıyor olmasını kınıyorum arkadaşlar. Ve halka sesleniyorum. Tohumlarınıza sahip çıkın. Bunlar sizin kendi tohumlarınız. Onlar size parayla satıyor. Siz kendi topraklarınızda ürettiğinizi ısrarla ekin ve onlar da gelsin sizi cezalandırsınlar. Kendi tohumum için, kendi toprağım için ceza almaya hazırım deyin. Bu soyguna, bu yüzsüzlüğe, bu aymazlığa Dur demek gerekir. Evet değerli basın emekçileri. Onlarca sorun var. Pamuk üreticileri isyan ediyor. Pamuk, Türkiye'nin en önemli stratejik ürünlerinden biridir. Ve AKP ne yazık ki pamukta Türkiye'yi dışarıya muhtaç etti. 1.7 milyon ton pamuk kullanmaktayız, tüketmekteyiz. Bunun ne yazık ki 950 bin tonu yurt dışından geliyor artık. Yarısından fazlasını son zamanlarda ithal etmiş durumdayız. Ve AKP döneminde çok üzücü bir rakamla karşı karşıyayız. 23 milyon ton civarında bir ithalatımız ve ona karşılık nereden bakarsanız bakın 22,5 milyon milyar dolarlık bir ithalatımız var. Ve bu ithalat gerçekten içimizi acıtıyor. Çünkü pamuk demek sadece pamuk demek değil. Tekstil demek, sanayi demek, yağ demek. Birçok birçok alanda 42 sektöre hizmet etmek demek. Ve biz pamukta ne yazık ki dışarıya bağlıyız. 2019'un primleri ödenmedi. 2020 desteklemeleri ödenmedi. Fiyatın ne olacağı belli değil ve şunu kesin biliyoruz. 2020 üretimi 2019 yılı üretiminden daha az olacak. Çiftçi söylüyor, anlatıyor, ekmeyeceğim diyor. Ne kazanacağımı bilmiyorum diyor. Elime ne geçeceğini bilmiyorum diyor. İlaca zam geliyor, tohuma zam geliyor, gübreye zam geliyor, işçilik zamlı, elektrik zamlı, su zamlı. Ama ben pamukta ısrarla niye zarar ediyorum. Neden böyle bir şeyin içindeyim diyor ve bu sene kısmen ekmeyeceğini açık bir şekilde söylüyor. Elbette tarım işçileri tarım işçileri gönderildi yerlerine kısmen ama hala gönderilmeye çalışılıyor. Yönetmelik çıktı, genelge çıktı, bilim kurulu son bir açıklama yaptı. Hepsi çok güzel. Emeklerine, düşüncelerine sağlık. Ama uygulama ama uygulama Gerçekten yaşam alanları çok perişan. Su, gıda, hijyen, sağlık, çalışma koşulları çok kötü. Bir kez daha sesleniyoruz. Yıllardır söyledik. Hiç olmazsa bugün, hiç olmazsa koronanın herkesi tehdit ettiği bir yerde can pazarı oluşmasın. Muhtarlarımız, Kaymakamlarımız, siyasiler, yerel yöneticiler, bakanlık her şeye para buluyorsunuz. Her şeye. Oraya da para var. Lütfen bir kez daha onlar adına sesleniyorum. Çadır eksikleri var, yerleşim alan sorunları var. Bir kez daha umarım duymuşlardır. Ve son olarak değerli basın emekçileri Bakan biraz önce bir açıklama yaptı. O açıklamada dijital tarım pazarları pazarı ağı kuruyorlar. Dijital pazar ağı. Ama bu dijital pazar ağı sürecinde başka açıklamalar da yaptı. O açıklamaları kısa kısa sizinle paylaşmak isterim ama özellikle buraya aldığım bir notu sizinle paylaşıp oraya geçmek isterim. Çorum'da soğancılar hala isyan ediyorlar. Soğanda biliyorsunuz ihracat kısıtı getirildi. Aynı şey limonda da oldu. Olabilir ihracatı kısıtlamak günün koşullarında ihtiyaç varsa mümkündür. Ama ihracatı kısıtladığınız ürünü eğer alıp halka sunamıyorsanız, çiftçinin ya da tüccarın deposunda çürütüyorsanız o ihracat kısıtı olmuyor. O israf oluyor. O çiftçinin zararı oluyor. Bugün bu durumu yaşıyoruz. Limonda son yaşanan İzmir, İstanbul ve Mersin meselesini iyi biliyorsunuz. Silifke Erdemli meselesini basın yeterince tartıştı. O sahtekarlığı, o utanmazlığı bütün medya gördü. Neden de o? İşte ihracat kısıtı getirdiğiniz limonun bugün olgunlaşmış çürümeye yüz tutanını siz halka sunmuyorsanız o ihracatı kısıt olmuyor. O ürününüze o depodaki ürünüze hasat edilmiş olan ürüne resmen hainlik oluyor ve çürütmek oluyor. Bu olamaz. Dolayısıyla şu anda Çorum'daki Çorum'daki soğan da aynı durumda. Sanayi amaçlı özellikle fabrikalar için, yemekhaneler için, restoranlar için, oteller için üretilen soğan şu anda depoda çürüyor. Bunu alın halka dağıtın. Yerel yöneticiler, kaymakamlıklar, Belediyeler, hükümet bu bir ihracat kısıtı değil. Bu ürünü zayi etme, ürünü israf etme, ürünü çöpe atma ve elbette üreticiyi de zarara uğratma modeli. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ve sarımsak yıllardır yaş e, uygulanan yanlış tarım politikaları nedeniyle bugün sarımsak ülkenin en pahalı ürünlerinden birine döndü. 20 lira, 30 liradan 40 lira, 50 lira, hatta bazı yerlerde gram olarak hesapladığınızda kilosu 150 liraya kadar geliyor neden geçen yıl 6000 ton ithal etmişsiniz bu yılın ilk iki ayında 2000 ton 2000 tonun üzerinde ithalat var hani ithal edip her şeyi düzeltiyordunuz hani ithalat her şey için kurtarıcıydı demek ki paranız da olsa demek ki ithal ürün de bulabilseniz bazen ucuza mal edemiyorsunuz. Bu yanlış politika. İthalatla çiftçiyi terbiye ederek ekonomiyi ve tarımı sürdüremezsiniz. Bu yanlış. Çiftçiyi başka ülkelerin bakanları, bakanlıklarıyla, ticaretiyle, ticaret bakanlığıyla rekabet ettiremezsiniz. İthalatı olmayan üründe, yetersiz olan üründe elbette yapabilirsiniz. Ama bu topraklarda üretilen ürünleri çiftçiyi zora sokarak, zarar ettirerek üretmeme modeli, üretmeme modeli üzerinden götürürseniz yapamazsınız. Ve değerli basın emekçileri, bakan şu açıklamayı yaptı. Dedi ki, 2019 yılında 270 milyar TL gayri safiye yurt içi tarımsal hasıla sağlayarak, büyük bir başarı yazdık dedi. Kendisine buradan söylüyorum. 2002'nin sonu gayri safi milli hasılanın yüzde 10.2'sini tarımsal gayri milli hasıla oluşturuyor. 2019'un sonu bu rakam yüzde 6.4'e ulaşmış ve 270, 270 milyar TL. Oysa 2002 yılının rakamına göre 2019'un 4 trilyon 286 milyarlık gayri safi milli hasılasının 428 milyar TL'si tarımsal gayri safi milli hasıla olmalı. Tabi rakamlarla oynuyorlar ya. Sanıyorlar ki kendi televizyonlarında kendi kitlelerine ulaştıkları kadar o kitlelerde buna inanıyor öyle sanıyorlar. Değerli halkım, değerli basın emekçileri. Tarımsal gayri safi milli hasıla 2002 rakamlarına ulaşabilmesi için 2019 yılında 428 milyar TL olmalıydı. Ne kadarmış? 270 milyar TL. Demek ki çok ciddi bir açık olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani hükümet burada rakam oyunu oynamaya devam ediyor. İkinci bir konu yine bugün söyledi. Dedi ki biz ihracatçı bir ülkeyiz. 2009'a gönderme yaparak söyledi. 2019 yılına 2019 yılında değerli basın emekçileri çok net 18 milyar dolara yakın bir ihracatımız var. Bunun yaklaşık olarak ihracatın 800 850, 1 milyar dolara yakını gayri ham madde, gerisi ithalat, gıda maddesine dayalı bir ithalat programı var. İthalatsa 17 milyar 607 milyon dolar. Yani arada baktığınızda ihracatla ithalat arasında 1 milyar doların üzerinde bir fark var. Ama asıl paylaşmak istediğim şu değerli basın emekçileri. Öyle bir rakam üzerinde oynama yapılıyor ki, öyle bir algı yönetiliyor ki, tarımsal dış ticareti 18 yıllık sizinle paylaşmak istiyorum. Tarımsal ihracat 77 milyar 620 milyon dolar. Tarımsal ithalat 104 milyar 648 milyon dolar. Açık eksi 27 milyar 0 27 milyon dolar. Yani nereden bakarsanız bakın tarımsal dış ticarette tarımsal dış ticarette yani tarımın bileşenleri bitkisel ve hayvansal değerler üzerinden baktığımızda eksi 27 milyar dolarlık açık var. Sadece sadece şu örneği vermek isterim. 18 yıllık tarihsel süreçte kendilerinin söylediği rakamlar üzerinden söylüyorum. O ihracat olarak gördükleri o rakam üzerinden söylüyorum. 82 milyar 833 milyar dolarlık ham madde ithalatı var. Ne bunlar biliyor musunuz değerli arkadaşlar? Bunlar ne? Bunlar Buğday örnek olarak söylüyorum. Buğday, arpa, mısır, çeltik, pirinç, ayçiçeği, soya, pamuk ve diğer ürünler. Sadece bu ürünlerin birkaç tanesinde özellikle de sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli basın emekçileri. Sadece buğdayı söylersem 63 milyon ton 18 yılda buğday ithalatı var. 16.8 milyar dolar buğdaya para vermişiz. Pamuk 13.5 milyon ton 22.5 milyar dolar. Biraz önce 22 23 milyon ton dedim. Onu tam fırsat 13.5 milyon ton pamuk ithalatı ve 22.5 milyar dolar. Pamuk çok önemli. Soya 26.8 milyon ton ithalat 11.3 milyar dolar ödediğimiz para. Ayçiçeği sadece tohumluk 10.3 milyon ton 5.3 milyar dolar ödenen para. Bakın değerli basın emekçileri. Petrol, doğalgaz ürünlerinden sonra en yüksek döviz ödediğimiz alan yağlı tohumlar ve türevleri. Soya, pamuk, ayçiçeği ve bunların türevleri. Ve son olarak 2019 yılından bir iki rakam vererek buradan ayrılmak isterim. Değerli basın emekçileri, 2019'da ne yaptık biliyor musunuz? Buğday 9.8 milyon ton, dünya rekoru. Ayçiçeği 1 milyon 48 bin ton, Cumhuriyet tarihinin rekoru. Soya 2 milyon 636 bin. Mısır ton. Mısır 3 milyon 593 bin ton. Değerli arkadaşlar. Bugün Avrupa'nın en büyük tarım toprağına sahip ülkelerinden biriyiz. Bakan bugün şöyle bir ifade kullandı. Avrupa Birliği'nin toplam ülkelerinin arazi varlığının dörtte biri. Ben daha açık söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin 27 ülkesi var. Eğer onların Toplam to toprak varlığının dörtte biri ise bu rakam, kocaman bir rakam demektir zaten. Ve bilin, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin birebir değerlendirdiğimizde en büyük tarım toprağına sahip ülkeyiz biz. Fransa bize en yakını bizden 10 milyon hektar daha düşük. Yani şu anda 37 milyon 700 bin hektar tarım alanımız var. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Dolayısıyla bütün ürünleri bu topraklarda rahatlıkla üretebilir, rahatlıkla buradan yürüyebiliriz. Yani tarım bu ülkenin en önemli konusu olmalı. Son olarak da bu dijital pazarlama ağını anlatırken bakan şunları söyledi. Biz tarımı özel sektörün durumuna göre ayarlayacağız dedi. Biz tarımı dünya piyasalarına göre ayarlayacağız dedi. Bunun için TOBA Türkiye Odalar Bors Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne görev ve sorumluluk vereceğiz dedi ve sözleşmeli tarım üzerinden götüreceğiz dedi. Sayın Bakan zaten bugüne kadar uyguladığınız yöntem buydu. Defalarca dedik. Tarım ve gıda borsaya, tüccara, özel sektöre sözleşmeli tarıma bırakılmayacak kadar önemlidir. Hani diyorsunuz ya stratejik. Çok önemli. Milli savunmadan da önemli diyorsunuz ya. Sayın Bakan bir dediğiniz bir dediğinize uymuyor. Orada stratejik diyorsunuz. Orada diyorsunuz bu milli savunma kadar önemli diyorsunuz. Ama burada eski taas, eski hamam yöntemiyle politikanızı açıklıyorsunuz. Olmaz, gitmez başka ülkelerin ürünlerini getirip buradan satmayı düşünüyorsunuz. Önce şu 35 milyon hektar, 35 milyar metrekarelik ekilmeye muhtaç topraklarımızı bir ekelim. Dolayısıyla son sözümüz şu olsun. Tarım ticarete konu edilemez. Tarım rekabete konu edilemez. Çiftçi yabancı ülkelerin ticaretiyle rekabet ettirilemez halktan, topraktan, ülke insanından yana kamucu bir tarım politikası. Planlı, programlı, çiftçisini koruyan, üreticisini koruyan, tüketicisini koruyan, güvenilir, sağlam, kimseye muhtaç olmayan, gıda egemenliği ve gıda güvenliğini yabancı ülkelere ve şirketlere teslim etmeyen bir tarım politikası hemen şimdi demek mümkün. Hepinize teşekkür ediyorum.